2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yüzde eğitimle aynı kararlılıkla başladık. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri tüm okullarımızda 57.108 devlet olmak üzere toplam 71.320 okulumuzda alarak nasıl birinci dönemde 5 ay yüz yüze eğitimle kesintisiz bir şekilde devam ettiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönemde yolumuza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bizim eğitim sistemimiz çok devasa bir eğitim sistemi. Yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu bir eğitim sistemi. Bugün itibariyle 850 bin derslikten sadece 50 tanesi vaka nedeniyle veyahut da yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitim ara verdi. Yani şu an itibariyle omikron varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük. Kapalı olan sınıfların oranı %1'in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına, hijyen kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettireceğiz. Tabii bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler çok önemli. Sadece bu önlemlere riayet etmek okullar içerisinde değil, okul dışı ortamlarda da çok önemli. Çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirine etkiliyor. Doğal olarak okullara da etkiliyor. Onun için tüm velilerimizden, tüm toplumumuzdan istirhamımız okulların yüz yüze açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç başarılı bir şekilde birinci dönemde olduğu gibi devam edecek. Bugün Mevlana şehri Konya'mızdayız. Daha önceden de gelmiştim Konya'mıza. Konya'mızdaki eğitim durumunu, eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz onları değerlendireceğiz. Açılışlarımız olacak. Konya'dan özellikle son yıllarda gerçekten eğitime dair çok güzel haberler alıyoruz. Konya'da eğitimin kalitesi her geçen gün çok daha iyi noktaya doğru gidiyor. Bugün de bu olumlu pozitif süreci çok daha pozitif hale nasıl getirebiliriz? Onun değerlendirmesini yapacağız. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte tüm eğitimin tüm parametrelerini masaya getireceğiz ve hangilerine Milli Eğitim Bakanlığı olarak destek vererek çok daha iyi noktaya getiririz. Bunların çözüm yollarını arayacağız. İnşallah değerlendirme toplantısından sonra da Konya'ya müjdelerimizi sizlerin aracılığıyla paylaşacağız. Ben Konya'da eğitimin bu noktaya gelmesinde, kalitesinin artmasındaki desteklerinden dolayı başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kaymakamlarımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze, ilçe Milli Eğitim Müdürlerimize ve okul müdürlerimize, tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.